Bu bölümün son sunumunu yapmak üzere Gratis Piranalar Kalite Çemberi ekibini alkışlarla sahneye davet ediyorum. Biz Gratisiz. Türkiye'nin bir numaralı kişisel bakım marketiyiz. Ama bir numara olmak bir ünvandan daha fazlası aslında. Bu hikaye 2009'da Metro City AVM'de açtığımız ilk mağazayla başladı. Kişisel bakım ürünleri uygun fiyatlarla buluştu. 10 yılda 79 ile yayılan 650'yi aşkın mağazamız oldu. Ardından e-ticaret sitemiz gratis.com'un açılmasıyla ürünlerimiz tüm Türkiye'ye bir tık kadar yakın oldu. 10 yılda pek çok ödül de aldık. Ancak bizi kadınların kalplerinde ayrı bir yere koyan özelliklerimiz çok başkaydı. Türkiye'nin kadın yönetici oranı en yüksek ve kadın çalışan oranı en fazla olan markası ünvanlarımızın yanı sıra mağaza çalışanlarımızın hepsinin kadın olması mesela. Biz kadınları iyi anladık. Onlar için onlarla birlikte çalıştık. 10 yıl boyunca tüm sokakları mora boyadık. Ve markamızın gücünü günden güne geliştirdiğimiz lojistik ağımızla besledik. Lojistik merkezimiz 2009'da 2000 metrekareyle 20 mağazaya hizmet verirken 2014'te depo alanımızı 150 mağaza için 6000 metrekareye çıkardık. Bugün 33.000 metrekarede 650'den fazla mağazamıza ve gratis.com'a lojistik hizmeti veriyoruz. 7 gün 24 saat çalıştığımız lojistik merkezimizde 200 ayrı tedarikçi firmadan 300'ü aşkın marka için toplam 7.000'den fazla ürün çeşidinin mal kabulünü yapıyor, ayda 1.000'den fazla araçla 13.000 paletin üzerinde sevkiyat alıyoruz. Ve tüm lojistik merkezi iş gücümüzün 1/3'ünü oluşturan 287 kadın çalışanımızla biz sadece sahne önünde değil, sahne arkasında da kadın gücüne inanıyoruz. Türkiye'ye güzel bakmaya tüm gücümüzle devam ediyoruz. Merhaba, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Kendimi tanıtmak istiyorum. Ben Mehmet Yetkin. Gratis Lojistik Merkezi'nde 4 senedir Malkol Vardiyamir olarak çalışmaktayım. Çember sunumu sizlere ben gerçekleştireceğim. Çemberimizin adı Piranalar. Ekip üye sayımız 10 kişiden oluşmakta. 2 kişi askerlik hizmeti nedeniyle aramızdan ayrılmıştır. Çemberimizin faaliyet alanı depomuzun mal kabul bölümü. Çemberimizin konusu ise tedarikçi firmalarımızdan gelen koliç adetlerin gratis SAP üzerindeki bulunan değerler ile gelmemesiydi. Çember üyeleri, bendeniz çember lideri Mehmet Yetkin. Merhabalar, Mehmet Emiray. Gratis mal kabul bölümünde 2 yıldır görev yapmaktayım. Merhaba, Nisa Nurtarı, Gratis Mal Kabul Bölümünde 3 yıldır görev yapıyorum. Merhabalar, Cansu Yiğit, Gratis Mal Kabul Bölümünde 1,5 senedir çalışmaktayım. Merhabalar, ben Meryem Yılmaz, Gratis Mal Kabul Bölümünde 2 senedir çalışmaktayım. Merhabalar, ben İlknur Ersoy, Gratis Mal Kabul Bölümünde 2 yıldır çalışmaktayım. Merhabalar, ben Aslan Erdili, Gratis Mal Kabul Bölümünde 2 senedir çalışmaktayım. Teşekkür ederiz. Piranalar Çemberimize ait lojistik içerisindeki fotoğraflarımız çalışma esnasında. Biz eğitim sürecini tamamladıktan sonra tamamı mal kabulden oluşan ve tamamı gönüllülerden oluşan 10 kişilik bir ekip kurduk. Bu ekiple birlikte ilk yaptığımız toplantı organizasyonunda mal kabul bölümüyle alakalı verimliliğimizi düşüren, performansımızı azaltan konu araştırması yapmak için ikişerli gruplar halinde toplamda 5 grup sahaya inip konu araştırması yaptık ve bir sonraki toplantı organizasyonu planlayarak tekrardan sahaya inip konularımızı araştırmaya başladık. Burada bulduğumuz konuları bir hafta sonrasında masaya yatırıp kendi aramızda değerlendirme kriterlerimiz oldu. Bunların arasında işimizi kolaylaştıracak mı? Çemberimiz bunları kendi başına çözebilecek mi? Zamanında tamamlayabilir miyiz? Tamamlayamazsak şirketimiz bu durumda nasıl etkilenir? Kategori başlıkları adı altında değerlendirdiğimizde 14 puanla birinci sırada tedarikçi firmalardan gelen ürünlerin koliçi miktarlarının SAP üzerindeki değerlerle göndermemesi olduğunu seçtik ve bundan sonra yolumuza devam ettik. Tabii konu seçiminden sonra biz bir mevcut durum analizi yapmamız gerekiyordu. Çünkü şu anda hangi aşamadayız, ne durumdayız diye.
Aklımızda birkaç tane belli başlı firmalarımız vardı. Ama tam sağlıklı olacağını düşünmediğimizden dolayı sıfırdan bir data almaya karar verdik. Bu sıfırdan datayı almak için de tüm çalıştığımız tedarikçilerimizin bir ay içerisinde depolarımıza tur gerçekleştirmesini bekledik. Ve bu turlar sonucunda aldığımız mevcut durum analizine göre toplamda 229 tane hatanın bize bu şekilde geldiğini fark ettik. Ve mevcut durumumuz 229 hata, ideal durumumuz 0, problemimizi 229 hata olarak belirledik. Problemin bizlere etkisi, giriş personelinin ürünleri tek tek sayarak zaman kaybetmesi, bu da ortalama haftalık 26 saatlik bir kayba neden oluyordu. Depo stoklarımızda artı ve eksi yönde fark vermesi, bu da haftalık 43 adet ortalamayla fark verdiğini görüyorduk. Tabii ki de istenilen zamanda ürünlere mağazaya gitmemesi ve tedarikçi firmayla olan mail sonucunda iş gücü ve zaman kaybı olarak belirledik. Burada biz İSG açısından da değerlendirdik bu problemi. Çünkü tek tek saymadan dolayı herhangi bir ergonomi problemi olabileceğini araştırdıktan sonra böyle bir probleme rastlamadığımız için burada da herhangi bir datamız mevcut değildir. Problem belirledikten sonra biz problemi kırma gereği duyduk. Çünkü buradaki problemimizi etki eden en büyük problemi bulup olayın kaynağına inmek istedik. Ve bundan sonraki adımlarda kök neden analizini daha etkin yapmak için problemi kırmaya çalıştık. Burada problem kırılımını ilk başta tedarikçi bazında incelemeye karar verdik. Tedarikçi bazında incelediğimizde ise toplamda Tarko firmasına ait 72 tane hatanın bize bu şekilde sevk edildiğini gördük. Bundan sonra problemi daha nasıl kırabiliriz, daha alt detaylara nasıl inebiliriz diye düşündüğümüzde ise bir de biz bu 229 tane hatayı kategori bazında kırmaya karar verdik. Kategori bazında kırdığımızda ise 84 tane hatanın kişisel bakım kategorisine ait olduğunu gördük. Yalnız şurada şöyle bir şey bir dikkatimizi çekti. Tarko firmasının 72 hata probleminin tamamı kişisel bakım kategorisine ait olduğundan dolayı buradaki oranın onun şişirdiğini gözlemledik ve bir önceki slaytta Tarko firmasının 72 hata probleminin hepsini incelemeye karar verdik. Problemimizin meydana geldiği süreci analiz ettiğimizde ise aracın rampaya yanaşması, ürünlerin araçtan indirilip eleştirilmesi, mal kabul ürün teslim alma, random kontrol ve depo stoklarını taşıması proseslerinde ürün teslim almada başladığını gözlemledik. Ve biz burada kendimize önceliklendirmiş bir alt problem belirledik. Bu da mal kabul ürününde ürün kabul aşamasında Tarko firmasının kolejisi standart olmayan 72 hata problemi olarak ele aldık. Hedef belirleme adımında depomuzun KPI olan mal kabul giriş doğruluğunun %100 olmasından kaynaklı biz bu 72 hata problemini Şubat 2019 ayı sonuna kadar bitirmeyi sıfırlamayı hedefledik. Kendimize aktivite planı oluşturduk. Kök neden analizinden standartlaşma ve yaygınlaştırma adımına kadar Şubat 2019 ayı sonrasında tamamen süreci bitirmeyi hedefledik. Bildiğiniz üzere kök neden analizini balık ılçı yöntemiyle ele aldık. Çember üyelerimizle birlikte oturup masaya biz bu kök nedenleri aramızda tartışıp 4 tane bu bizim probleme etki eden kök neden bulduk. Bunlardan birincisi tedarikçi firmada bizim istediğimiz şekilde koli bulunmuyordu. Ürünler büyük kolileri alabildiğince dolduruluyordu. Etiketlemeden sonra ürünleri paketlemek için tedarikçimizde paketleme makinesinin olmadığı kök nedenlerini düşündük, kararlaştırdık burada. Tabii bu bizim bulduğumuz kök nedenlerin sahada doğrulamasını yapmak zorundaydık. Çünkü yanlış bulduğumuz bir kök neden bizi problem çözmede hataya düşüreceğini bildiğimizden dolayı biz bu bulduğumuz kök nedenleri sahaya inip tedarikçiyle olan sevk günlerinde birebir eşlik edip bulduğumuz kök nedenleri doğrulama kararı aldık. Bulduğumuz kök nedenlerin hepsini tedarikçiyle birlikte doğruladık. Yalnız şurada şöyle bir şey var. Tarko firmasına ait depo sorumlusuyla görüşme sonrasında ürünlerin etiketten sonra kolileri manuel olarak dolduruluyor cümlesini operasyona gereği böyle bir paketleme makinesine ihtiyaç olmadıklarını belirlediler. Bunu da aramızda mutabık kaldık. Kök neden olarak alamadık. Diğer belirlediğimiz kök nedenler üzerinden yolumuza devam ettik. Karşı önlemlerin belirlenmesi adımında
tedarikçi firmadan kolileri tedarik etmesi ve bu tedarik ettiği kolileri sistemde bulunan değerlerle doldurulup tarafımızın göndermesini karşı önem olarak belirledik. Ve yine üyelerimizle birlikte bir değerlendirme yaptık. Bu değerlendirme sonrasında ortak kararımız mal kabul yaparken hatasız ve hızlanma kabul sağlayacak. Artı mal kabulden sonraki proseslerde kaybettiğimiz zamanlar bu vesileyle engellemiş olacaktı. Yine uygulanacak karşı önlemlere biz bir aktivite planı oluşturduk. Tedarikçi firmamızla görüşüp sen bize bu kolileri ne zaman tedarik edersin ve tedarik ettiğin kolileri SF üzerinde bulunan değerleriyle ne zaman gönderirsin sorularını 8. hafta ve 9. haftada göndereceğini söyledi. Buna göre de bir karşı önlem uygulaması için aktivite planı yaptık. Karşı önlemleri uygulamaya aldığımızda ise burada birinci resimde gördüğünüz üzere tedarikçide böyle büyük koli içerisine o hafta bizim merkez tarafından sipariş hacmi ne olursa olsun bir koli, büyük koli içerisine doldurup bu şekilde gönderiyordu. Biz de dedik yani bu bizi zorluyor mal kabul yaparken. Zaman ve süre kaybettiriyor. Biz kolileri, koli yapını değiştirme ama kolinin içindeki yapını değiştir. Bize bu şekilde gruplandırarak ürünleri gönder dedik. Ve tedarikçimizi bu hale getirerek bu koli içerisine ürünleri doldurup bu şekilde gönderme kararı aldık. Ürünler bir de büyük kolilere alabildiğince dolduruluyordu. İkinci karşı önlemimiz. Biz de bunu böyle bu şekilde istemedik. Giriş yapan personellerimizi mal kabul ofis içerisine bir takip panosu hazırladık. Bu takip panosunda 229 tane hataya ait SAP üzerinden çektiğimiz datada ilgili koli içi miktarları yazıyor. Burada personellerimiz herhangi bir hataya düştüğünde gelip tekrardan onu kontrol edip kendi kararı versin, sistemciyle direkt irtibatını kessin diye böyle bir takip panosu hazırladık. Ve şu son gördüğünüz resimde de tedarikçinin son yaptığı sevkiyat bu şekilde düzenleyip tarafımıza göndermiştir. Sonuçları kontrol ettiğimizde biz önce eklendirmiş alt problemimizi 72 hata olarak belirlemiştik. Yalnız bulduğumuz bu kök nedenleri diğer firmalarla birlikte standartlaştırma ve yaygınlaştırma adımıyla birlikte eş zamanlı aksiyon almamızdan kaynaklı ve ilgili tedarikçilerin de hızlı aksiyon almasından kaynaklı 229 tane hatayı Şubat 2019 ayı sonuna kadar sıfırlanmış olduk. Ölçülemeyen kazançlar olarak da ürünler sistemde tanımlı olan değerlere gelmeye başladığında mal kabul yapan arkadaşlar ve random yapan arkadaşların moral ve motivasyonları arttı. Hatalı işlem sayılarımız da azaldığından dolayı prim kesintileri engellenmiştir. Bu çalışma ile birlikte bizim takım çalışmamız, kişisel gelişimimiz, kalite bilincimiz ve problem çözme becerimiz belli bir oranda artış gösterdiğini düşünüyoruz. Elde ettiğimiz sonuçlarda bize bu 229 tane hatanın yıllık depomuza giriş adet miktarı 2.248.272 adetti. Ortalama bizim bu kabul yaparken harcadığımız, kaybettiğimiz zaman dilimi 676 saatti. Yıllık stok doğruluğu etkisi de 2.236 adetti. Yani bir kişinin saat ücreti 24.40 TL olduğundan dolayı biz bu proje ile birlikte gratis lojistik sektörüne 16.520 TL ve 2.236 adet stok farkını önlemiş bulunduk. Standartlaştırma ve yaygınlaştırma adımı bildiğiniz üzere standart olmayan hiçbirin maalesef devamlılığı da olmuyor. O yüzden biz bu adımın gerçekten önemini ve değerini biliyoruz. Çünkü biz projeyi buraya kadar getirdik. Ama biz bu adımı oturtamazsak depomuzda kendimizi tekrardan mevcut durum analizi yapmaya dönme ihtimalini düşündüğümüzden dolayı biz gerçekten Piranalar ekibi olarak bu adımın kıymetini ve değerini bilmekteyiz. Standartlaştırma ve yaygınlaştırma adımına birinci kolilerin standart olması, nerede, mal kabulde, ne zaman, tedarikçinin sevk günlerinde, nasıl, gözle, neden, hatasız kabul ve stok doğruluğumuz için kim tarafından, giriş personeli ve ekip liderimiz tarafından. Ürünlerin sistemde tanımlı olan koli içi miktarına göre sevkini de yine aynı şekilde mal kabul alanında, tedarikçilerimizin sevk günlerinde, gözle ve sistemsel,
hatasız ve stok doğruluğu için kim tarafından? Yine giriş personeli ve ekip liderimiz tarafından olarak belirledik. Burada standartlaşma ve yaygınlaştırma adımının kalıcı olmasından istediğimizden dolayı çok basit bir tek nokta dersi hazırladık. 3 adımdan oluşan. Birinci adım koli aç ve içindeki adetleri say. İkinci adımımız koli içindeki adetler sistemle örtüşüyor mu kontrol et. Üçüncü adım kontrol ettiğinde örtüşüyorsa kabulünü gerçekleştir. Örtüşmüyorsa da sistem operatörüne bilgi ver şeklinde 3 adımdan oluşan bir tek nokta dersi hazırladık. Hem mevcut çalışanlarımıza kılavuz niteliğinde hem de yeni iş başı yapan arkadaşlarımıza yol gösterici ve eğitici niteliğinde olması için böyle bir takım çalışması yaptık ve takım panolarımızı asarak personellere tebliğini gerçekleştirdik. Bu da biraz önce bahsetmiştim. Yine mal kabul ofis içerisine takip panosu hazırladık. Bu 229 tane tedarikçiye ait ürünün SAP üzerindeki kolej değerlerine göre. Burada bir de tarih kısmı var. Burada tedarikçi herhangi bir hata yaptığı tarih ve çözdüğü tarihe kadar tüm süreci bu pano üzerinden takip ediyoruz. Projeyi tamamladıktan sonra üst yönetimimize bu projenin sunumunu gerçekleştirdik. Orada da çok kısa bir videomuz var, geri bildirim toplantımıza dair. Onu da size izletmek istiyorum. Tek duygularınızı almak istiyorum. Yani bu kalite çemberlerine devam konusunda düşünceleriniz de olabilir, içindeki olduğunu bir tane anlatır mısınız? Bence etmeliyiz çünkü gerçekten hani takım halinde neler yapabileceğimizi görüyoruz. Hani birlikte düşüncelerimiz, beraberlik içerisinde çalışmamız güzel sonuçlar yaratıyor bu şekilde. Güzel bir şey bence. Yani işin lideri. Hani şimdi Nezih Bey, şey A3'lerde olsun. A3'te şimdi biz şahıs olarak hep ilerledik projelerde. Ama QC'de gerçekten hani ekip olarak bir konuyu ele almak, insanların hani birazcık problem çözmeye böyle uzaktan bakarken, korkarken içine girdikçe bunu daha keyifli hale getirip problemleri çözmek, gerçekten hani takım bilincini, yani bir şeyleri paylaşmak, anlık işte çok farklı fikirlerin bir araya gelerek gerçekten güzel bir çalışma yaptık. Hani sonuca da etki ettiği görünce daha da güzel oluyor tabii. Çok güzel bir çalışma. İnşallah devamı gelir. Depo adına da, şirketimiz adına da hayırlı olsun. Ben de aynı şeyleri söyleyeceğim. Yani birimizin göremediğini diğerimiz görmüş oluyor. Bu şekilde hataları daha az indirmiş oluyoruz yani. Ve hepimiz birbirimizin hatalarını kapatmış oluyoruz en azından. En aza indiriyoruz. Ben şöyle söyleyeyim. Takım çalışması, takım ruhunu ilk defa bu projeyle hissettim diyebilirim açıkçası. Benim için diğer avantaj ise şu, başka bir yerde sunum yapmak istemişimdir. Bu fobimi yenmek istemişimdir. Onu da zaten burada kırdım zaten bu şeyle. Devamını da yedirme isterim. Yani biraz heyecan oldu, kusura bakmayın. Gayet güzel anlattın. Bir de tabii en güzel kısım da şu, bizim bölüm için yapılan bir şey olduğu için sonucunu da gördük. Ve bu bizim mutlu etti, gerçekten çok sıkıntı yaşıyorduk. Ben zaten mal kabulünü yapıyordum. Mal kabul bölümünde mal kabul elemanları çalışıyordum. Bu sıkıntıları zaten biz dile getiriyorduk. Buna böyle sonuca varmasını görmek bizi daha keyifli hale getirdi yani. Aynı şekilde ben de eğer bir sorun yaşıyorsak bunun çözümünün yine bizde olduğunu düşünüyorum. Biz bunu tedarikçi firmaya belirtmeseydik yıllarca bu sevkiyat böyle devam edebilirdi. Hem bu sorunu yaşadığımız için hem de bu projenin gerçekleşmesi gerektiği için bu konuyu ele aldık. İyi ki böyle bir proje olmuş ki biz de bunu çözebildik. Evet, yani Gratis Lojistik Merkezi'nin bence farkı hakikaten işte sizin gibi akıllı, çalışkan arkadaşlar. Ekip ruhu bence başarının sırrı. Yani eğer bir araya biliyorsak başarabileceğimiz hiçbir şey yok. Engel yok. Hepsini aşabiliriz. Ben Nihat'a da çok teşekkür ederim. Böyle iyi bir ekibe sahip olduğu için. Burada bu problemi çözdükten sonra şu süze zarfı içerisinde tekrardan bu problemi yaşamadık. Gratis piranalar olarak da ikinci konumuzu belirledik ve çalışmalara başladık. Tek duygularınızı anlayın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ekip üyelerine teşekkür ediyoruz. Sorularınız varsa alabiliriz. Arkada.
direkt olarak bir puantaj yaptık mı, yoksa atak ettiğimiz probleme mi odaklandık? Şimdi biz bu problemi belirlerken öncelikle kabul tamamen verimliliğe dayalı çalıştık. Herhangi bir risk analizi yapmadık. Sadece İSG açısından değerlendirdik biz bunu. Çünkü tek tek saymadan dolayı bir ergonomi problemi olabilir mi diye düşündük. Onun haricinde herhangi bir risk gerektirmiyor. Risk gerektirmeyen bir çalışma olduğundan dolayı biz bu analizi yapmadan tamamen verimliliğe dayalı olarak devam ettik. Teşekkür ederim bu arada. Peki, teşekkür ediyoruz. Sizi alkışlarla yerlerinize uğurluyoruz. Değerli konuklar, konferansımızın ilk bölüm sunumları tamamlanmıştır. Bundan sonraki paralel oturumlar saat 13.30'da gerçekleşecektir. Şimdi sizleri sergi ve fuar yılındaki öğle yemeğine davet ediyoruz. Görevli arkadaşlarımız sizlere yardımcı olacak. Öğle yemeğinin ardından Kortsa ve Vezir Köprü'nün sunumlarıyla burada olacağız. Kayıt sırasında sizlere verilen programlardan ve panolardan paralel oturumları seçebilir, dilediğiniz ekiplerin sunumlarını izleyebilirsiniz. Afiyet olsun.